Seni de almaya gelmiyor mu okula? Tamam geliyormuş işte. Bak sen böyle yaparsan annen üzülür. İçi rahat etmesi lazım. Kalbi rahat olması lazım. Sen ne yapıyorsun? Ne? Tamam işte ne derdin? Sadece sen ne alıyorsun? Kimse senin yanına gelmiyor oğlum. Arkadaşım bir sakin olur musun? Aa, bak canım benim. Bir dakika sakin ol. Sen böyle ağlarsan tabii ki senin yanına kimse gelmez. Korkarlar, endişelenirler. Bu çocuk neden ağlayıp duruyor derler. Tedirgin olur onlar da. Ağlayacak bir şey yok ki. Kitap okuyorsunuz, resim yatıyoruz, oyun oynuyoruz. Rengarenk tut tut tut, mutlu diye. Böyle yapma. Biraz gül, eğlen. İçin biraz rahat olsun. Bak seneye ilkokula gideceğiz, o zaman ne yapacaksın? Heh. Ben çok eğleniyorum valla. Hiç de canım sıkılmıyor. Hiç. Özlüyorum da anneni. Çok özlüyorum hem de. Tamam da zaten görüşüyoruz annemle. Bak bu güzel bir şey. Sen biraz sakin ol. Sonra sınıftaki oyuncaklarla oyna. Sana alışırsın. İyi bir şey bu, iyi bir şey. Efendim? Şey yok. Kaşlarını düzeltti. Bana. Ha sen de öyle yaptığın zaman annen de üzülüyordur. Yazık. Aklı sende kalıyordur. O da çalışıyor. İşine gücüne gidiyor. Dadan da üzülür. O da çalışıyor. İşine gücüne gidiyor. Yapma dadanla arkadaşın. İstersen bir gün senin sınıfına gelebilirim. Belki öğretmenin izin verir ha. Marmelat. Efendim anne. Ne yapıyorsun anneciğim? Arkadaşınla konuşuyorum. Biraz endişeliymiş. Ya. Hı. Tamam konuş. Yok anne endişeyi sordu da ona cevap verdim. Rahatlattın mı? Konuşuyorum anne bir dakika. Danan canın arkadaşım. Sen rahat ol Danan mı? İstersen dize de gelebilirsin. Seni arkadaşlarımla tanıştırırım. Oyuncakla oynarız. Annemin kitaplarını da gösteririm sana. Vallahi diyorum da. Evet yazı var. Hiç resim yok. Yok. Benim de var kitaplarım. Okulda rengarenk. Sana verdiler mi? Bak işte ne kadar güzel. Kendine ait kitapların var, çantaların, boyaların, oyuncaklar değişik, insanlar değişik. İzle tatlı canını, tamam mı? Tamam. Ayşe teyzeye verir misin? Birazcık da onunla konuşayım. Tamam, hoşça kal. Annesiyle konuşacağım şimdi. Ayşe teyze nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Konuştum. Birazcık rahatlattım onu. Sonra bize gelirsiniz. Annemle konuşun tamam mı? Tamam mı anne? Tamam anneciğim. Tamam. Bekliyoruz sizi. Tamam ara. Bazen istediği zaman arayabilir beni. Dilim dolandı. Kusura bakma. Danan. Hakan amcaya çok selam söyleyin. Hakan da değil anne. Evet anneciğim. Danan hoşçakalın. Öpüyorum sizi çok. Danan. Onun da selamı var. Aleykümselam. Sen de selam söyle. Söyledin anne. Tamam anneciğim. Dana hoşça kal. tabii. Bu biraz seni sıkıyor olabilir. Ama aslında güzel bir yer. Yeni arkadaşlarla tanışıyorsun. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Marmelat, Eternel anne. Ne yapıyorsun? Emre ile konuşuyorum. Neden? Bir dakika. O da sıkılmış okuldan. Değişik geliyormuş. Kurallara uymak istemiyormuş anne. Allah Allah. Ben de onu yatıştırmaya çalışıyorum. Bana da önce tuhaf geldi kurallar. Evde rahatız tabii. İstediğimizi yapıyoruz. Ama okulun da bir kuralı var. Sınıfın da kuralı var. Öğretmenimizi düşün. Yazık. O kadar öğrenciyle nasıl uğraşsın? O kadar çocukla. Annem sadece benimle uğraşamıyor Emre. Anne. Yine konuşuruz seninle. Sen üzme tatlı canını. Anne arkadaşım. Söz mü? Aferin sana. Seviyorum seni. Hoşça kal. Derya teyzeye de selam söyle. Nana. Ağlamayın, şöyle mutlu mutlu gitseler. Oyuncakların keyfine varsalar. Resimlerin, oyunların. O zaman anlayacaklar ne kadar eğlendiklerini. Çok sevindim senin adına. Yok yok, ben de çok seviyorum. Öğretmenimi de çok seviyorum. Çok tatlı. Tamam. Görüşelim sonra. Annene söyle seni getirsin bize. Benden hoşça kal. Ah, çok şükür. Marmelat. Neden anne? Ne oldu? Biraz yorgun hissediyorum. Neden? Arkadaşlarına kadar takıldı. Neden? Çok üzgünler. Kıyamam sana. Sen ne kadar merhametli bir çocuksun. Onlar da üzülüyor ana. Kıyanıyorum onlara. Neden üzülmüşler? Okuldan dolayı. Neden? Okulları iyi değil mi? Hayır hayır. Okulları çok iyi. Sadece annelerini üzüyorlarmış. Oho. Ama bu çok normal Marmelat. Ben de seni üzüyorum. Biliyorum özlediğini. Ana taş ediliyorum. Nasıl baş ediyorsun? Çünkü sen çalışıyorsun. Senin yanında olamazsın ki. Beni iş yerine de getiremezsin. Hem eğitim alman gerekiyor değil mi anne? Evet, artık yaşınız geldi Marmelat. Okula gidip bir şeyler öğrenmeniz gerek. Orada güzel resimler yapıyorsunuz. Yeni arkadaşlarınız var. Yeni ortamlara giriyorsunuz. Doğru söylüyorsun. Bizim zamanımız olmuyor sizinle çok fazla ilgilenebilmek için. Bizler de hep çalışmak zorunda kalıyoruz. Çalıştığımız için... Yani sizi de ne yapalım, evde mi tutalım? Tek başına mı bırakalım? Hayır. İşte o yüzden de en iyisi bir eğitim kurumuna gitmeniz. Hem yaşınız da geldi. Biliyorum. Ben seni anlıyorum. Belki onlar ilk defa deneyimledikleri içindir. Doğru söylüyorsun. Daha önce gitmemişler. Aa, ondandır Marmelat. Sen de ilk gittiğinde biraz tedirgin olmuştun. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum anne. Ana sonra alışmıştın. Onlar da alışacak Marmelat. Birazcık onlara zaman vermek lazım. Biliyorum. Ben de işte yatıştırmaya çalışıyorum onları. Aferin sana. Bugün çok güzel konuştun. Ana Emre alıştı. Biliyorum Emre'nin alıştığını. Çok seviyorum onu da. Aferin Marmelat sana. Sen çok güzel bir arkadaşsın, biliyorsun değil mi? Biliyorum anne, sen nereye takıyorsun? Kayda alıyorum seni. Ya, ne kadar güzel. Allah dilersiniz diyorum. Teşekkür ederim aşkım. Aşkın değil. Ben senin çocuğunum. Oh, tamam, teşekkür ederim güzel kızım benim. Haklısın Marmelat. Bak bunu da okulda öğrendin. Evet, işte okulda yeni şeyler öğreniyorsunuz. Güzel şeyler öğreniyorsunuz. Doğru şeyler öğreniyorsunuz. Haklısın. Onların alışırlar. Alışırlar. Onları sizin evinize davet edelim de anne. Ne olur. Ederiz söz. Gerçekten mi? Gerçekten. Sana teşekkür ederim. Böyle mi kalacağız? Çok rahatım şu anda. Tamam, kalalım o zaman.